genç hanımlar gittiğim toplantılarda bana sitem ettiler. Dediler ki bu kitapta hep babanızdan bahsetmişsiniz ama anneniz de çok önemli bir Doğru. insandı. Evet. Biz ondan da bazı izlenimler duymak isterdik. Ben dedim onu yeğenim işte Gülsün Bilgehan yazdı. Çok da güzel yazdı. Yok dediler biz sizin yazmanızı istiyoruz. Onun üzerine bu ikinci ciltte iki bölüm annemle ilgili anılar koydum. Annemin evdeki yaşantısı, bize davranışı, babama karşı davranışı. Bu da o örneklerden biriydi. Bir de annemin arkadaşlarından örnekler verdim. Vaktimiz çok daralıyor Erdal Bey. Efendim? Vaktimiz çok daraldı, çok evet. Daldı. Peki o zaman kısaca söyleyeyim. Annemin bir arkadaşı, çok arkadaşı vardı ama çok renkli bir arkadaşı vardı. Bayan Nevber Sevüktekin. Eşi bir milletvekiliydi, Diyarbakır milletvekili. Kendisi çok cerbezeli, çok enerjik, iyi niyetli ve sosyal tarafı olan, derneklerde çalışmayı seven bir hanımdı. Pek güzel denmezdi görünüşüne. Baktığınız zaman daha ziyade temel reisin şeyi vardır sizde. O aklınıza gelirdi ama çok hoş. Bunu kapatan bir sevimliliği vardı. Çok sevimli, çok konuşkan, çok sempatik bir hanımdı. İşte o anneme bir gün anlattı. Hangisini söylüyorsunuz? Balo meselesini. Balo, evet. Evet. Bakın hanımefendi dedi, bizim arkadaşlar Yardımseverler Derneği'nin ikinci başkanıydı. Çok çalışkandırlar, iyi niyetle işler yaparlar. Bazen de bizi çok müşkül durumlarda bırakırlar. Bir gün dedi bir balo yaptık. Ben de baloya geldim, işte biz tertipledik. Herkes gelmişti, devletin ileri gelenleri. O zamanlar Yardımseverler Derneği çok nüfuzlu bir dernekti. İşte güzel, herkes eğleniyor falan derken bir aralık ben de memnunum, iyi gidiyor işler diye. Bir genç hanım geldi bana, baloyu düzenleyenlerden, dedi ki şimdi dedi balonun önemli noktasına geldik. En güzel hanımı seçeceğiz. Evet. Ama bunu devam edelim. Bitiriyoruz mi? Evet. Hemen. Ama bunu seçecek jüriye işi bırakmak çok uzatır işi. Onun için biz düşündük, bir kolay yol bulduk. Nebe Hanım'ın jüri olsun. Sizden rica ediyoruz. Evet. Siz karar verin. Tek seçici olarak bunu yapacaksınız. Ve ben dedi daha olmaz öyle şey demeden çıktı ortaya. Dedi şimdi size Nevber Seviktekin'i çağırıyorum. O jüri karar olarak verecek. En güzel hanıma seçecek. Ben dedi şaşırdım, ne yapacağımı bilemedim. Çıktım ortaya mecburen. Elime aldığım mikrofonu, ne diyeceğim? Teşekkür ettim önce bütün düzenleyenlere ve oraya gelenlere. Bana çok onur verdiniz. Ama dedim bakıyorum etrafıma, kendimden güzel kimse görmüyorum. Onun için ben kendimi en güzel hanım diye ilan ediyorum. Bunu dedi, söyledim ve bir alkış koptu dedi. Bir kahkaha ile beraber bir alkış koptu. Ve o zaman Refik Saydam başbakandı. O dedi, çok ciddi bir insandı. Kalktı geldi bana, hadi vals yapalım dedi. Beraber dönmeye çok başladık. Çok güzel. Biz dönerken dedi, bir genç hanım gördük, yanımızdan geçiyordu. O bana sitem etti. Olur mu hanımefendi dedi. Her şeyi kendinize saklıyorsunuz. Güzelliği bile bize vermediniz dedi. Ben de dedim ki, ya dedim birinizi seçeyim de ondan sonra hepiniz bana düşman mı olasınız? Tabii böyle yaptım dedim. Çok hoş, çok renkli bir örnek. Sayın seyirciler de görmüş oldular. Bu kitapların içinde bunun gibi bir sürü, birçok renkli hatıralar ve anılar var. Çok akıcı, hem çok öğretici bir kitap, hem de akıcı böyle hoş hikayeler var içinde. Erdal Bey, portrelere katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Onur verdiniz bize. Şimdi son kare bir fotoğraf çektirerek seyircilerimize hoşça kalın demek istiyoruz. Peki. Evet. İyi akşamlar. Haftaya görüşmek üzere sayın seyirciler.